Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Gecikmeli de olsa LG G5 360 VR kamera ve 360 VR gözlük elimize ulaştı. Sizler için bir unboxing videosu yapacağız. Yani kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii üçünün birden değil. Öncelikle serinin önemli modeli olan, daha doğrusu olmazsa olmaz olan G5 ile başlayacağız. Sonrasında ise 360 VR gözlük ve 360 kamerayla kutu açma videolarımızı bir seri halinde sürdüreceğiz. Hemen şöyle telefonun kutusunu elimize alalım. Biliyorsunuz G5 şimdi modüler yapıyla birlikte aslında akıllı telefonlarda, amiral gemisi modellerde çok iddialı ve sıra dışı bir yola gitti, bir politikaya gitti. Kimisi tarafından eleştirildi, kimisi yenilikçi buldu derken LG G5 bu şekilde çıktı piyasaya ki kutuya da zaten bu tasarımı yansıtmış durumdalar. Şöyle kutuyu bir gezelim. Alışılmış kutu tasarımından farklı bir durum yok. Tabii ki iki parça kutu dışında. Hemen şöyle bir bıçakla bir yaralım bakalım kutuyu, şu jelatinden bir kurtulalım. Detayları da size aktaracağız sonrasında. LG G5'in teknik özelliklerine arkadaşlar girmiyorum. Çünkü zaten artık hepimizin bildiği özellikler. Herhangi bir tekrar üstünden geçilmesi gereken bir yenilik yok. Burada kutu içerisinden ve tasarımından bahsedeceğiz. Şunları da şöyle bir kenara kaydıralım ki bize birazcık genişlik versin. Evet, şimdi şu bantı da hemen bir yırtalım. Bakalım. Evet, tamam. Kutu açmaya hazırız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Biliyorsunuz LG G5'in telefonun alt tarafı şu şekilde ayrılıyor. Ve hakikaten kutu tasarımında da birebir bu hissiyatı yansıtmışlar. Telefonu açtığınızda bu şekilde gerçekten görüyorsunuz ve şu şekilde tekrar takıyorsunuz. Doğrudan kutudan bu izlenimi bizlere yansıtmışlar. Hemen şöyle telefonun ana kutusunu koyalım kenara. Kutuya bakmaya devam edelim. Yeşil renkte oldukça güzel bir kutu dizaynına gitmişler ve kullanılan renklerle birlikte biraz bana Xbox 360'ı da andırıyor. Şuradaki 360 yazısıyla birlikte. Hem beyaz renk hem de yeşilin tonuyla birlikte aslında biraz Xbox 360'ı da andırdığını söyleyebilirim. Evet, kutuyu şu şekilde açtığımızda karşımıza ilk olarak LG G5 çıkıyor. Şöyle telefonun detaylarına geçeceğim arkadaşlar. Şimdilik kenara koyuyorum tasarım detaylarını. Çünkü tasarım anlamında da oldukça merak edilen bir cihazdı. Bu detaylara da girmemiz gerekecek. Şunu hemen bir kenara koyalım. Kutudan telefonun dışında ilk olarak bir kullanım kılavuz çıkıyor. Ve bakalım. Evet, Türkçe içerikler de mevcut. Ne kadar okuyorsunuz, ne kadar ilgilisiniz kullanım kılavuzuna bilmem ama yine de cihazda yer verilmiş. Evet, bir adet şarj adaptörümüz var. 1.8 amperlik çıkış veriyor ve 5 volt 1.8 amperlik bir çıkış veriyor. Ayrıca hızlı şarj özelliğine de sahip bu kutu. Şarj cihazı daha doğrusu. Onu da hemen bir kenara koyalım. Evet, kutuda bir sonraki aksesuarımız USB Type-C kablosu arkadaşlar. Bu kabloya dikkatli bakmak lazım. İyi korumak lazım çünkü USB Type-C yeni yeni yaygınlaşan bir protokol ve her yerde yedek parçasını bulmanız kolay olmayacaktır. Evet, kutuyu açmaya devam edelim. Beyaz kutunun içinden kulaklık çıkacak. Şöyle alalım. Nereden açılıyor? Evet, şuradan. Evet, LG'nin standart kulaklığı, kutu içindeki kulaklığı ETC 10'un kulaklığından sonra gerçekten biraz yavan durdu gözümde ama en azından mikrofon tarafına kadar olan kısmı iple sarmal bir şekilde yapmışlar. Bu hem kabloya güvenilirlik veriyor hem de tasarım anlamında biraz güçlendirmiş. Bunu söyleyebiliriz. Hemen bir kenara koyalım ve son olarak da SIM kart slotunu açmak için gereken iğne kutuda mevcut. Ve telefonun kutusu bunlardan ibaret arkadaşlar. Herhangi bir ekstra yok. Şöyle biraz daha kaldıracak olursak evet, herhangi bir şey olmadığını görebiliriz rahatlıkla. Şunu da bir kenara koyalım. Şöyle hızlıca kapatalım ve artık LG G5'in tasarımına da bakmaya başlayalım. Çünkü tasarım itibariyle internetteki sızıntı görüntülerle biraz eleştiri alan fakat gerçekten ele alındığı andan itibaren de insanların fikrini değiştirebilen bir cihaz oldu. Şu IMEI bandını hemen kenara atmak istiyorum. Evet, LG G5 elimde arkadaşlar. Ciddi anlamda son derece şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun önemli detaylarından bir tanesi arka taraftaki çift kamera. P9'da da çift kamera var ama buradaki çift kamera P9'dan farklı olarak çalışıyor. Bir tanesi 135 derecelik görüş açısına sahipken bir tanesi standart görüş açısına sahip. Telefon ele alındığı andan itibaren de o internette görülen dizaynın çok çok daha ötesinde olduğunu bizlere çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Oldukça sade ama bir anlamda şık bir tasarıma sahip. Arka tarafta güç düğmesini ve parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Ön tarafta şöyle görünebilirse eğer yukarıya doğru kavis alan bir ekran tasarımı var ve oldukça şık göründüğünü söylemek istiyorum. Telefonun sol tarafında ses kontrol butonları var. Sağ tarafta sadece SIM kart girişini ve
Mikro SD kart girişini görüyoruz. Onu da aslında şöyle bir açıp göstermek gerekiyor. Hemen telefonu bir şöyle koyalım arkadaşlar. Bakalım. Oradaki kızak alanını da sizlere göstermek istiyorum bu sayede. Yani zor bir paket yapmışlar. Kutudan zor açılıyor gerçekten. Evet, şöyle iğneyi alalım. Şöyle. Evet, şimdi kızaklarda genelde alışık olduğumuz düzen ikisinin üst üste ya da ön öne, daha doğrusu uzunlamasına şekilde hazırlanışıydı. Bunu da yan yana yapmışlar arkadaşlar. Hem SIM kart girişini hem micro SD kart girişini tek kızak üstünden telefona takabiliyorsunuz ve geniş bir kızak yapmışlar. Normalde alışık olduğumuz dizayn aslında bu değil ama güzel duruyor. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi telefonların dikkat çekici noktasına yavaş yavaş gelmek istiyorum. Şurada bir buton görüyorsunuz. Bu butona bastıktan sonra alt taraftaki kısım açılır hale geliyor. Şöyle biraz tabii sert basmanız gerekiyor ki şu detayı da vereyim. Hani insanların şöyle bir sorusu vardı. Biz buna basa basa yalama eder miyiz, etmez miyiz? Çok da olacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Evet, telefonu bu şekilde iki parçaya ayırıyorsunuz ve bir amiral gemisi modelde aslında modüler yapı gerçekten bir ilk. Şu şekilde telefonun içini sizlere göstereyim. Çok karanlık gerçi, pek de bir şey görünmüyor ama bu şekilde koyduğunuzda gerçekten oldukça hafif bir hale aldığını söylemek gerekiyor. Evet, 2800 mAh'lik bir batarya var ve direkt modülle birlikte modülden de ayrılabiliyor arkadaşlar. Onu da sizlere hemen bir göstermeye çalışacağım. Buralarda gerçekten güç kullanmanız gerekiyor. Hatta yapamıyorum bile yani şu anda. Bakalım ayırabilecek miyim? Sanırım şuradan bastırmam gerekiyor. Mu? Evet, ayıramadım. Gerçekten çok güçlü bir şekilde birleştirilmiş. Neyse, ayıramadım gerçekten. Evet, sarı renkte oldukça ilginç bir rengi var. Alışık olduğumuz bir renk değil. Neon renginde ve 2800 mAh'lik bir batarya. Tabi LG'nin yine eleştiriye maruz kaldığı noktalardan bir tanesi de böylesine bir telefonda 2800 mAh bataryanın yeterli olup olmayacağı konusuydu. Bunu testlerimizle birlikte zaman içinde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu olayın bir de tabi şöyle bir noktası var. Alt tarafa da hemen değinmek istiyorum. Hoparlör ve USB Type-C girişini görüyoruz. Bir adet kulak mikrofonumuz mevcut ve üst tarafta da telefonun kulaklık girişini görmekteyiz. Bu arada ben buna gerçekten tutuldum. Bu normalde ayrılabiliyor olması lazım ama gerçekten ayıramıyorum. Arkadaşlar çok sıkı yapmışlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Yerleştirme işlemini de göstereyim sizlere. Bastığınızda bir klik sesi çıkıyor ve sonrasında batarya yerleşmiş oluyor. Hemen telefonu da bir çalıştıralım. Hızlıca bir arayüzde gezelim. Ondan sonra kutu açma videomuzu bitireceğiz ve diğer ürünlere geçeceğiz. Evet, LG logosu geldi. Arkadaşlar, telefon tasarımıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok şık görünüyor. Şuralarda şöyle aslında uzanıp piyasadaki en ciddi rakibi olan SD Edge'le de yan yana göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet, LG G5 ve Galaxy SD Edge şu şekilde yan yana duruyor. Görüyorsunuz. Biraz kalın görünüyor. Aslında biraz değil. Kalın görünüyor SD Edge'e göre ama şık göründüğünü de söylemem gerekiyor ki şu ana kadar bu sene tanıtılan telefonlar içinde modüler yapısıyla birlikte beni en çok heyecanlandıran telefon gerçekten LG G5 olmuştu. Onu da söylemek istiyorum. Tabii bir de P9 modeli var. P9 da o çift kamera ve Leica işbirliğiyle aslında biraz heyecan yaratmıştı bende. Bu arada şunlardan da ufakça bahsetmek istiyorum kutu açma videolarına girmeden önce. Arada da telefon açılış işlemini bitirsin. 360 derece 2K çözünürlükte video çekebiliyor arkadaşlar bu 360 cam cihazı. Burada gördüğünüz 360 VR ise piyasada bulunan diğer işte Samsung Gear VR'a kıyasla daha hafif bir yapıya sahip. Çünkü kabloyla doğrudan telefona bağlanıyor. Yani telefonu bu şeye birleştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Böylelikle daha hafif ve belki de uzun kullanım süresinde daha az yoracak bir deneyim sunacaktır diyebiliriz. Evet, telefonun ilk açılış menüsünde şöyle bir gezelim bakalım neler var. Netliğimizi de buraya göre ayarlayalım. Fazla parlak çünkü ekran. Ve çok şık durduğunu da söylemem gerekiyor. İleri, yine de atla. İleri, ileri. Parmak izi ayarlamayalım şimdilik. Hayır, teşekkürler dedik. Yine de atla. Devam et. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Evet, bayağı bir şeye okey diyoruz. Kabul ediyoruz. Evet, LG G5'in kurulum ekranı karşımızda arkadaşlar. Şöyle biraz parlaklığı da arttırayım aslında. Netlik, en azından diğer aksesuarları da daha rahat görebiliriz. Evet, LG G5 kurulumu gerçekleşti. Hemen şu tutorialları vesaireyi atlamak istiyorum. Şimdi telefonun
Alt tarafta herhangi bir kapasitif kontrol butonları yok. Tuşlar yine sanal olarak yerleştirilmiş. Bu kimi insanın yadırgamadığı ama benim genelde tercih etmediğim bir tasarım aslında. Bunu da söylemem gerekiyor. Şu parlaklığı ufak bir azalttıktan sonra aslında daha rahat olacak gibi bir his var içimde. Evet, şöyle bir göstereyim bir saniye. Evet, şu şekilde hazırız. Evet, LG G5'in ana ekranı bu şekilde. LG'nin kendi geliştirdiği arayüz var. Yani standart arayüzün dışında benim oldukça beğendiğim bir arayüzle birlikte geliyor. Şu kaydırma olayını da gayet güzel yapmışlar. Bu arada otomatik pozlama ile birlikte HTC 10'un da video performansını bu şekilde deneyimlemiş oluyoruz. Ve şu geçişlere bile anlık karşılık veriyor olması güzel detaylardan bir tanesi. Evet, şimdi LG G5'in kamerası ile ilgili söylenen, bilinen en büyük detaylardan bir tanesi geniş açıydı arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim en basit örnekle. Şu anda standart 80 derecelik açıda görünen kadrajı görüyorsunuz ve şu şekilde de fişe etkisi yaratarak 135 derecelik görüş açısıyla daha fazla alan görebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Telefonun detaylı incelemesinde bunlardan daha yoğun bir şekilde bahsedeceğiz ve piyasadaki kamera konusunda iddialı veya şöyle diyelim, amiral gemisi diğer modellerle birlikte de LG G5'i kıyaslayacağız. Hangi yönleri iyi, hangi yönleri kötü, pil performansı nasıl, oyunlardaki performansı nasıl gibi gibi sorulara yanıt bulacağız. Çünkü son dönemde özellikle kamera yetenekleri tarafında telefonlar bir hayli iddialı. Şu anda birbirleriyle kıyaslayabileceğimiz Huawei P9, Galaxy S7 Edge, HTC 10 ve son olarak LG G5 elimizde mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte de sizlere amiral gemisi modellerin kamera tarafındaki performansını sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, benden şimdilik bu kadar. LG G5'in kutu açma videosuyla karşınızdaydık. Bir sonraki videoda 360 kamera ve 360 VR ile birlikte incelemelerimize ve kutu açma videolarımıza devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.